Last year, what started as a small environmental protest in this Istanbul park snowballed into the largest wave of protest in recent Turkish history. After the police brutally cracked down on a demonstration against plans to turn this park into an Ottoman-themed shopping mall, millions of Turks took to the streets to vent their grievances against Recep Tayyip Erdogan, Turkey's increasingly powerful and authoritarian prime minister. Sizler de şahitsiniz. Şu anda aslında bizim olan, hepimizin olan parklarımız, meydanlarımız, her yer büyük bir şeyle, şiddetle. Bu durumun kendisi de şiddettir zaten. Taksim Solidarity arose as a support foundation for the protesters in Istanbul last year. We followed them during the one-year anniversary of the Gezi Park protests. Bakın, biz izin alınacak bir miting yapmıyoruz. Sadece Taksim'de, biz Taksim'de yanışmasıyız. Gezi'nin büyüsü bu. Gezi'nin lideri yok. Gezi'nin örgütleyeni yok. Ama yine de özellikle Gezi'de örgütlenmiş, Gezi'de politize olmuş gençliğin. I was right here. We were just here, and from here to Taksim, we were trying to walk, and I remember very well that we were pushed back and forward and back, and it was a great day. I have never had such a day in my life. Ben, sen, direneceğiz. Ben, sen, bütün toplumun demokratik hak özgürlüklerini savunacağız ki o zaman Türkiye'de bir şeyler değişmeye başlayacak. Abi, sıkı yönetim ilan edemez. Nasıl oluyor? Bu ne ya? 14.30 devam ediyor. Savaş mı ilan ediyorlar? Ben çözemedim. Yani bir açıklasın. Fatih, gelsinler. Evet, gelsin şöyle arkadaşlar. So a small group of protesters came to the square and now the police are pushing everyone away. I mean, there's a very small number of people here, and like right here it's actually just press, so they're not even doing anything. But the police are quite insistent on pushing everyone away from Taksim Square. A group of protesters have managed to come together and have somewhat created part of the atmosphere from last year's Gezi Park protests. They're loud and can be heard by the police surrounding them, but right now the numbers are far smaller than the police who've sort of contained them in this area right here. İkiye döndüler bizi, ikiye. Polis de benim oğlum. Niye vurduruyorsun bana? We're at the headquarters of Taksim Solidarity. Right now, the police have closed down the street, the main street, İstiklal Caddesi. And right now, a group of activists and also MPs are here trying to figure out an action plan and whether it's possible to go out tonight and try and reach the square. Gezi protestolarından, Gezi ruhundan korkunç, korkan bir iktidar var. Gerçekten korkuyor. Başbakan, vatandaşı öldüren polisin arkasında olduğu müddetçe polis daha da sertleşecektir. Umuyoruz bu akşam yeni arkadaşlarımızı kaybetmeyiz. So the activists and politicians from Taksim Solidarity have left the headquarters and are making their way now towards Taksim Square and İstiklal Street. We're about 20 meters from the police lines. We're going to see what happens when the protesters come face to face with the security forces. So right now a negotiator from the police has sort of come forward to meet the Solidarity movement. And they're trying to discuss what the options are, whether they can be let through or not. Çıkacağız, açıklamamızı yapacağız. Bunu kamuoyuna açıkladık. Bize güvenli bir şekilde alana alın. Yeterli polis var aslında. Var. Yani hani güvenli görüşün. Biz burada bekleyelim. So while the Solidarity movement was trying to get towards the square, the police have flanked us and set up a wall behind us here that we can't pass. So right now we're trapped on this tiny side street near Taksim.
and the police have geared up, put their masks on. We've got nowhere to go, so I think arrests or gas are imminent, or both. Abicim aynı yerdeyiz, biz aynı yerdeyiz, gazlandık işte aynı yerdeyiz. Gaz, gazladılar masayı masayı falan dağıttılar, aynı yerdeyiz, gazlandık yani. Ananın eski kocasıyım benim adam. Gösteremem. Sen beni itemezsin. Ben vatandaşım. Allah Allah ya. Ben vatandaşım. İtemezsiniz. Biz vatandaşız. Bizi korumanız lazım. Faşizmi görüyorsunuz işte. Faşizmi. Türkiye'de faşizmi yok. Gelsinler, basın açılması yapsınlar. Bir hareket olduğu zaman görürsünüz. Türkiye'deki insanların bütün kentlerin, bütün meydanlarını özgürce, rahatça, herhangi bir engel olmadan dolaşmaya, oraları özgürce yaşamaya hakkı var. Bu hükümetin ya da başbakanın lütfuna bağlı bir şey değildir. Burada akıl olmadığı açık. Burada gerçekten demokrasi olmadığı açık. Burada haklara saygı gösterilmediği açık. After several hours, the small protests on the street dissolved away peacefully. But all across Istanbul, there have been these contained pockets of clashes and protests. A year ago, these streets were full of thousands and thousands of protesters, and today they're full of thousands and thousands of police. At the end of a long day with sporadic clashes, it seems to be that the people who've learned the most from the Gezi Park protests have been the police and the ruling party.